Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü ve değerli konuklar. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Şişli Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenmiş olan Pera Gençlik Orkestrası'nın 100. yıl konserine hepiniz hoş geldiniz. Okulumuz müzik öğretmeni Serhat Akyol yönetimindeki Pera Gençlik Orkestrası'nı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Konser programını arz ediyorum. Orkestramız 5. Senfoni, Amadeus, The Avengers, Lyle, Fikri Milincegül'ü, Karadeniz Suite, Sevdim Bir Genç Kadını, Çökertme, Emanetine Sahibim Ata, İzmir Marşı adlı parçaları seslendirecektir. Herkese iyi seyirler, keyifli dinlemeler. Thank you.
Bu güzel dinleti için Pera Gençlik Orkestrası ve Orkestra Şefi Serhat Akyol'a teşekkür ediyoruz. Sayın Şişli Kaymakamım Ahmet Gazi Kaya, Sayın Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevgi Yücel ve Okul Müdürümüz Halil Şahin'i sahneye davet ediyoruz. Biraz salon ışıklarını açabilir miyiz? Evet, arkadaşlarımız da gelsin bu arada. Sizler de buyurun, rica ediyorum, oturun. İki kelam laf edeyim. Ondan sonra çiçeğimizi verelim. Serhat hocamızı size de teşekkür edelim. Sonra trafikte biraz çok kötüydü. Özür diliyorum. Ben geç kaldım bu arada hepinizden. Ciddi bir kaza olmuştu önümüzde. O yüzden geçemedik orayı. Biraz geç kaldım. Hepinizden özür diliyorum. Özellikle sizlerden. Evet, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyetimizin hepinizin malumu olduğu üzerine 100. yıl kapsamında başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve İstanbul Valimizin talimatları ve emir ve talimatları doğrultusunda her ilçede olduğu gibi kendi ilçemizde de, Şişli ilçemizde de 100. yıl etkinlikleri kapsamında kaymakamlığımızın koordinesinde hazırlamış olduğumuz 32 adet programla bu 100. yıl etkinlikleri kutlamaya çalışıyoruz, anmaya çalışıyoruz. Tabii çok kıymetli, çok değerli bir ilçede görev yapıyoruz aynı zamanda. Tarihi geçmişi olan, kültürü olan, aynı zamanda Cumhuriyetimizin aynı zamanda temasına çok uygun, Cumhuriyetin anlamına çok uygun, milleti oluşturan tüm etmenlerle beraber, tüm buradaki kardeşlerimizle beraber, farklı etnik gruplardan, farklı dinsel inanışları olan insanlardan, farklı dili olan insanlardan ama o özünde aynı coğrafya üzerinde yaşadığımız, aynı kaderi paylaştığımız, aynı coğrafya üzerinde birbirimize sımsıkı sarılarak havayı teneffüs ettiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altında yaşadığımız insanlarımızla beraber Şişli gibi güzide bir ilçemizde Cumhuriyet'in kazanımlarını, Cumhuriyet'in bize mirasını, atamızın bize emanetini en iyi şekilde temsil etmek, 100. yılda bu duygu ve düşünceyi, bu coşkuyu ilçemizde en üst düzeyde yaşamak için bütün kurumlarımızla beraber ilçemizdeki 32 adet program hazırladık. Bunlardan biri de bugün hep beraber dinledik. Bu vesileyle Serhat hocamızla okul müdürümüze, Pera Okulları müdürümüze, kıymetli çalışanlarına, buradaki müzisyenlerimize, solumuzda görev yapan arkadaşlarımıza, orkestrada görev yapan tüm kıymetli müzisyenlere, koristlerin hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet çok büyük bir kazanım. Burada baktığımız zaman hem yaşı benden çok büyük olan, yaşı benden büyük olan, aynı yaşta olduğumuz, belki daha küçüklerimiz de bulunmakta. Bugün baktığınız zaman dünya üzerinde Cumhuriyet'in kazanımlarını, Cumhuriyet'in değerini anlamamız için çok fazla düşünmemize gerek olmayan birçok hadiseyi yaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse hemen bugün ne yazık ki içimizde acısıyla son dönemde, son 40 gündür çok büyük acısını yaşadığımız Filistin'de adeta atalarımızın bize mirası olan Osmanlı'nın doğduğu bizim ilk mescidimiz olan aynı zamanda Mescid-i Aksa'da yaşanan hadiseleri, insanların dili, dini, ırkı ne olursa olsun birbirine saygı göstermesi, birlikte yaşaması, sadece Allah onu yaratması yeterli, insan olmasından kaynaklı, inancının hiçbir şekilde önemli olmadan oradaki insanlara saygının, sevginin ötesinde çok büyük bir zulmün, çok büyük bir işkencenin olduğunu hep beraber görüyoruz. Bizim öyle kıymetli büyüklerimiz oldu ki tarihte, bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk. Aynı zamanda ondan önce Anadolu Beyliklerinde, Selçuklu'da, Osmanlı İmparatorluğu'nda bize şunu öğrettiler. Kim olursan ol, yeter ki insan ol. Kim olursan ol, seni Allah yarattı, biz o yüzden birbirimizi seviyoruz. Bu coğrafyada Atatürk'ün ifadesi de yerini bulan Atatürk milliyetçiliği anlayışından yola çıkacak olursak, duyguda, düşüncede, kederde birlikte olan, aynı coğrafyada yaşayan, aynı topraklarda yaşayan, birbirine sımsıkı sarılan insanlara Türk milleti denir. Bunu oluşturan düşünceyi de Atatürk milliyetçiliği denir. Bizler bu ülkede Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 1982 Anayasası'nda ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, birbirimizi sımsıkı sarılan ama anayasamızda her şeyden öte olan, 14. maddesindeki bizim kırmızı çizgimiz olan üniter devlet yapımıza, milli birliğimize, beraberliğimize kimseyi gözünü kırptırmayacak, ülkemizi sonuna kadar savunacak, bu ülke üzerinde bizlerin yaşadığı gibi bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimizin hatırına, onların bize olan emanetine, onlar olan borcumuza binaen bu toprakları bizler bağımsız, özgür,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, üzerinde bir fert olarak yaşayacağımıza, aynı zamanda gelecek nesillere de bunu emanet edeceğimize söz verdik. O yüzden bugünlerde biz sadece Cumhuriyeti kuranları değil, onu bize emanet edenleri değil, onları öldüğünü düşünerek, onların yok olduğunu düşünerek değil, bize olan emanetlerine daha fazla sahip çıkarak her alanda ülkemizi en üst noktalara taşıma görevi, azmi, bilinci içerisinde hareketle, sözde değil özde davranarak, düşünerek ülkemizi en üst noktalara, muhasır medeniyetler seviyesinde atımızın ifadesiyle noktalara sürüklemek, çekmek bizim en temel görevimiz. Bu duyguyla, bu düşünceyle çalışmalı. Aynı zamanda bize emanet olan bu vatana sahip çıkmalı ve her alanda ülkenin gelişimi için elimizden gelen emeği, gayreti, özeni göstermeliyiz. 32 program içerisinde o kadar güzel programlarımız var ki bugün çok güzel, hem dünya klasiklerinden hem Türkiye'nin çok ciddi bestecilerinin eserlerini dinledik. Yeri geliyor folklor oyunlarımızı dinliyoruz, yeri geliyor ritim gösterilerini dinliyoruz, yeri geliyor tiyatromuzla, diğer sanatın diğer birimleriyle birlikte çok güzel etkinlikler burada görüyoruz, yaşıyoruz. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkmak için canımızı, kanımızı verecek şekilde bu ülkeye adanmış ben de bir gencim, bir Türk genciyim. Çocuklarımı da o şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Eminim sizler de öylesiniz. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, içimizde mutlaka hocalarımız da vardır, onları tekrar kutluyorum. Başta öğretmenlerimizin, şehit öğretmenlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Bütün şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının huzurunda saygıyla eğiliyorum. Onun izinde, onun yolunda bize emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımıza biz söz verdik. Arkadan gelen gençlerin de söz verdiğine eminim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki bu güzel bugün konserde bizi dinledik. İyi ki bu programı da yapmışız. Huzurlarınızda hem Serhat hocamıza hem de okul müdürlüğümüze, aynı zamanda bu programın düzenlenmesine emeği geçen ilçe milletim müdürümüze, şube müdürlüğüne de huzurunuza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Thank you.